Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, biz şimdi maskelerimizi taktık. Alışverişe gidiyoruz. Eldiven takmadık arkadaşlar. Çünkü eldiven de belirli bir süre sonra mikropları üzerinize toplamanıza sebep olabilir. Hatta fark etmeden eldivenle elinize yüzünüze dokunabilirsiniz. O yüzden sık sık elinizi yıkayıp yıkayamadığınız durumda da dezenfekte etmenizi öneriyorum. Eve geldiğimizde zaten ellerimizi yıkayacağız ve aldıklarımızı temizleyip o şekilde yerleştireceğiz. Şimdi bayağı bir güneş var. Maskemizi taktık ve takarken hiçbir yere temas ettirmedik. Bir kere de taktık. Çıkarırken de eve gidince nasıl çıkaracağımı göstereceğim size. Çünkü yani bir seferde çıkartmanız gerekiyor. Elinizi oraya buraya değirip o şekilde değil. Çünkü yüzünüze tekrar temas ettirebilirsiniz mikropları. Şimdi alışverişimizi yapalım. Eve gidince görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi alışverişten geldik. Ellerimi yıkadım. Yüzüme hiç değmedim alışveriş boyunca. Maskeye de değmedim. Maskeyi bu şekilde elinizle sürekli oynamanız çok sakıncalı. Çünkü elinizde mikrop varsa, mesela maskeyi aşağı yukarı çekenler var. O şekilde yaparsanız aşağıda buralarınızda mikrop varsa tekrar yüzünüze gözünüze bulaştırabilirsiniz. O yüzden maskeyi bir kere takıyoruz ve bir daha hiç dokunmuyoruz. Eğer çok böyle kaşınırsa ederse şuralardan oynatabiliriz yanlardan. Şimdi çıkarırken arka taraftan düğümlemiştim ben. Şöyle açtım. Bu maske zaten şöyle aşağı doğru inen bir maske. Şimdi iç tarafı temizdi maskenin. Arka taraftan da yüzüme değirmiyorum dış tarafını ve tek seferde attım arkadaşlar. Maskeyle işim bitti. Maskeyi sürekli bir daha kullanmıyorsunuz. Tek kullanımlık bunlar zaten. Çünkü zaten dışı mikroplu artık, enfekte. O yüzden tekrar yüzümüze bulaştırmıyoruz. Şimdi alışverişte aldıklarımın hepsini tezgahımın üzerine yerleştireceğim ve onları şununla temizleyeceğim arkadaşlar. Sirkeli bu. Gayet güzel temizliyor. Doğal, hem kimyasal da içermiyor. Hepsini güzelce sileceğim ve yerine yerleştireceğim. O zaman birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi sırayla aldıklarımı göstererek üzerinden hemen geçeceğim. Şöyle yufka aldım. Bu spreyden sıkıyorum. Şöyle önüne arkasına. Şöyle bir kerelik üzerinden geçiyorum. Kenara kaldırıyorum kuruması için. Kenarda kurusun. Şimdi bezim zaten şu anda sirkeliyle temas etti. Şimdi hemen yumurtamın üzerine sıktım. Ve şu şekilde yumurtamı temizliyorum. Önünü arkasını. Zaten bunu çıkaracağım içinden. Yani yumurtaları çıkaracağım. O yüzden çok fazla da silmeye gerek yoktu. Şimdi bunları yaptıktan sonra elimi tabii ki yıkayacağım. Şöyle ton balığı aldım arkadaşlar. Şöyle onu da dışından bir temizliyorum. Yani önemli olan yüzeydeki mikroplar gitsin. Şöyle tıraş köpüğümüz var. Onu da şöyle kenara kaldırıyorum. Şöyle zeytinler var. Bunları biz zaten çıkarıp kavanoza koyuyoruz arkadaşlar. Ben yine de şöyle üzerinden geçeceğim. Bu böyle bir kap aldım. Hamur falan mayalamak için, işte salata vesaire yapmak için. Bunu zaten yıkayacağım deterjanla. O yüzden bunu direkt lavabonun içerisine kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle daha güzel bir şekilde göstereyim sizlere. Şöyle üzerinden geçiyorum ki hani dokunan eden varsa, temas eden varsa, zaten aslında bu kadar ayrıntıya da gerek yok. Çünkü neden? Ellerimizi sık sık yıkamamız önemli. Çok poşetlerimi de şöyle temizleyeyim. Yani önemli olan bu. Şimdi ben örnek veriyorum arkadaşlar. Şöyle çakıl taşı çikolata, değil mi? Bunu kullanacağım. Açtım diyelim, bir yere boşalttım. Sonra ellerimi yıkadıktan sonra onu kullanabilirim. Önemli olan benim ellerimi temizleyip o şekilde ürüne tüketmem. Yani çok fazla detaya girmenize gerek yok. Şöyle üzerinden temizleyebilirsiniz. Şöyle dankek aldım arkadaşlar.
Bu çok güzel. Hindistan cevizli. Seviyorum ben bunu. Bir yandan da size aldıklarımı da göstereyim. Paylaşayım sizlerle. Şöyle siyah zeytin aldım. Az önce yeşili de vardı. Göstermiştim zaten. Çikolata. Bunu çok fazla ıslatmayacağım. Çünkü dışı kağıt olduğu için zarar görmesin kabı. Çikolatalı sos. Zaten bunlar sıralı oluyor böyle. Çok fazla temas edilmiyor bu tarz şeylere. O yüzden şöyle yüzeysel silmeniz yeterli olacaktır. Şöyle peçete aldım arkadaşlar. Bunu ben hep alıyorum zaten her gittiğimde. Çünkü çok sık kullanılan bir şey. Evde de bulunsun diye alıyorum. Kenara koyuyorum. Önemli olan bir de arkadaşlar bunları temizledikten sonra kuruması. Nemli kalmayacak. Yani nemli yüzeyde virüs daha çok uzun süre kalıyor. Kuru yüzeyde daha az kalıyor. Bunu da temizledim. Mesela şimdi size anlatayım arkadaşlar. Hani bilgilerimi de paylaşayım sizlerle. Mesela diyelim ki şöyle. Meyve suyu aldım ben. Bunu reyondan aldım şöyle. Aldım koydum. Hemen o saniyede eliniz kuruysa, yüzeyde kuruysa virüs geçmiyor. Öyle bir şey yok. Hemen işte virüs elime geçti yok. İşte paniğe kapılayım bilmem ne. O tarz bir şey yok. Eğer eliniz kuruysa 30 saniyeye kadar elinizi ancak o yüzeyde tutarsanız o şekilde virüs bulaşır. Ama eliniz nemliyse eğer bu süre daha kısa. 3 saniyede bile bulaşabilir. O yüzden dediğim gibi el hijyeni her şeyden önemli. Yani elinizi her zaman yıkayın. Mutlaka sık sık en az 20-30 saniye arasında sabunlayarak, köpürterek yıkayın. Elinizi yüzünüze, gözünüze kesinlikle temas ettirmeyin. Dışarıdayken özellikle. Şöyle süt aldım bu arada. 4 tane. Kesinlikle temas ettirmeyin. Bu çok önemli bir şey. Bunları uygularsanız gerçekten hiçbir şekilde bulaşmayacaktır size. Ve kişiler arasında 1 metre mesafe koyun kendinize. Dışarıda da olsa işte hastalığından şüphelendiğiniz yakınınız evde olanlardan biri de varsa kesinlikle mesafe koyun. Tokalaşmayın. Bu tarz şeyleri yapmayın arkadaşlar. Dışarı çıkarken de yani artık çok fazla salgın arttığı için söylüyorum. Maskenizi takın o şekilde çıkın. Eldivene gerek yok. Dediğim gibi elinizi eve gelince hemen hiçbir yere temas ettirmeden yıkamanız yeterli olacaktır. Siyah turp aldım bu arada. Kırmızı turptan vardı dolapta. O yüzden ben de siyah turp aldım. Bu da güzel oluyor. Şimdi bunları da şöyle üzerinden geçeceğim. Bu arada plastik yüzeyde daha fazla kalıyor. Virüs. O yüzden onlara daha fazla dikkat edin. Portakal aldım C vitamini. Sıkmalık sıkıp sıkıp içeriz diye. Bu şekilde. Şöyle özellikle tutulan yer. Yani şu an bizim gittiğimiz markette görevliler veriyordu meyve sebzeyi. O yüzden temas ettiği yer neresi olabilir? En çok burası. Bağlarken. Aynı şekilde burada da yine şöyle üzerinden geçiyorum. Karnabahar. Kereviz aldım. Yine tutulan bölgeler daha risk altında. O yüzden oraları temizliyorum. Ve limonum var arkadaşlar. Yine burayı şöyle üzerinden geçiyorum. Çok da fazla sirkeden sıkmak istemiyorum. Çünkü ne de olsa içerisinde katkı maddesi var. O yüzden sarı bezde kalanları geçirdim. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır eminim. 2 tane de litrelik su aldık. O arabada taşıyamadık. Ben yarın gelirken onu çıkartacağım yukarıya. Bir tane de 5 litrelik sıvı yağ, ayçiçek yağı almıştık. O da arabanın arkasında arkadaşlar. Onu da yine yarın getiririm ben. Böyle gördüğünüz gibi böyle dizdim buraya. Şimdi bunların hepsini yerleştireceğim. Bir poşetim daha var. Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Şurayı bir önce boşaltayım. Sonra devam edelim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle konserve bezelye aldım. Şöyle hemen siliyorum. Bunu özellikle konserve aldıysanız arkadaşlar, salça vesaire konserveleri kesinlikle silin. Bunlar konusunda garanti veremeyeceğim.
Çünkü bunlar uzun süre raflarda kalıyor. O yüzden bunlar çok kirli olabilir. Gerçekten bunları normalde de silmek lazım. Yani sırf bu dönemde değil. Bunlar kirli olabilir arkadaşlar. Diğer poşetler, meyve, sebze, onlar zaten sıfırdan hemen açılıyor, yenisi geliyor. O yüzden onlarda sıkıntı yok. Bu da mesela çekirdek arkadaşlar. Sıfırdan açılıp veriliyor. Ama konserveler raflarda bayağı bekliyor. Üzerinden ne geçtiği belli değil. O yüzden onlar sıkıntı olabilir. Şöyle cici bebeğimde kutusunu siliyorum sadece. Zaten içerisindeki poşetler temiz oluyor. Açıp elimizi dokunmadan hazırlıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Zaten kuruyacak dışı. Şöyle bunların da üzerlerini temizliyorum. Bisküvi. İçerisinde zaten yine kapalı bir şekilde çıkıyor. Bunlar ekmek. Ben böyle sabah işe giderken tost için hazırlıyorum. Güzel oluyor. Bunu da temizledim. Şöyle kurusun. Kuruduktan sonra zaten temiz oluyor. Ocağın üzerine geldi. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle temizliyorum. Zaten bunu da içerisinden plastik kapla çıkıyor. Bunu da aynı şekilde temizliyorum. Evet. Alışverişimi temizledim arkadaşlar. Şimdi poşetlerimi temizleyeceğim. Onlara geçelim. Şimdi arkadaşlar poşetlerimi, bez olanları makineye atıyorum. Olmayanları da aynı şekilde yine sirke limon sıkıp şöyle bezle üzerinden geçiyorum. Bu zaten yeterli oluyor. Şöyle kulplarını da aynı şekilde şöyle temizliyorum. Bunları makineye atamıyorum çünkü yani eriyebiliyor sıcaklıkta. Bu şekilde ben her seferinde, yani bu olaydan önce de yapıyordum. Aynı şekilde temizliyordum bu şekilde poşetleri. Çünkü oraya buraya değiyor. O yüzden toz oluyor, yani ben sevmiyorum. O şekilde. Şöyle kulplarını da silmek gerekiyor. İçerisi çok fazla kirli olmuyor zaten. Sadece toz varsa şöyle çekiyorum lavabonun içerisine. O da yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, alışveriş videom bu kadardı. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur bu konuda, özellikle bu dönemde. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.